Belki beni hatırlarsın. Daha önce sen oyuncuyken devamlı çok röportajı yapardın. Doğrudur ya. Biliyorsunuz, bilmiyorum ama. Doğrudur yani, bayağı oldu. Evet, bayağı oldu. Peki şimdi artık ev hanımısın. Evet. Aynı zamanda modayla nasıl ilgileniyorsun? Annelik nasıl gidiyor, onu soralım. Modayı takip etmek keyif aldım. Yani beni çok rahatlatıyor. O yüzden yani olabildiğince ben de takip etmeye çalışıyorum. Ama her şeyi moda diye giymiyorum. Yakıştığımı, güzel taşıyabileceğime inandığım şeyleri, parçaları giyiyorum. Diğer bir tarafım ev hanımı. Evet, çocuklarımın işte annesi. İki tane dünya tatlısı kızım var. Onlarla vakit geçiriyorum. Çok keyifli. Aynı olmak çok güzel. Çok zor, zor ama değil mi aynı zamanda? Zorluğu, her yaşın çocukta, her bir yaşın zorluğu oluyor. Ama keyifli. Yani bir kadar da keyifli tabii ki. Peki sana en çok keyif veren nedir annelikte? En çok keyif veren ya onları uyutmak, hani banyo yaptırmak, uyutmak, yemek yedirmek, o çok keyif veriyor. Çünkü artık bir de yaşları biraz daha büyüdüğü için, biri 5, biri 6, biri 7 oldu. Artık arkadaş gibi yani paylaştığımız şeyler çok farklı. Geçen akşam bir yemeğe gidiyorum saat işte 8'de. İşte hadi yatacaksınız artık diye. Yok, ağladılar, gelmek istediler. İşte onları da aldım. İşte 4 kişi orada oturup yemek yiyoruz. Ama birey gibiler yani sonuçta, o yüzden. Artık şimdi artık kendi istekleri de olmaya başladı tabii, değil mi? Olmaya başladı. Artık yalnız bırakmamak istemiyorlar beni. İşte nereye gideceksem gelmek istiyorlar. Bir bakıma da zor değil mi ya? Yani sen yalnız kalmak istediğin zaman olmuyor mu? Yalnız kalmak, o zaman baba alıyor. Yalnız kalmak istediğin zaman baba alıyor. Baba yalnız kalmak istediği zaman ben alıyorum. O şekilde dengeliyoruz. Evet. Babacılar mı yoksa anneciler mi? Babacılar. Babadan çekiniyorlar. O daha otoriter. Ondan çekiniyor. Onun her dediğini yapıyorlar. Ben de arkadaş gibiler. Hani daha çok babayımız tutkunlar diyeyim, onu öyle söyleyeyim o zaman. Yoksa size mi? Baba. Babaya tutkunlar. Yani kız baba aşkı diye bir şey vardır. O evet doğruymuş, ben şu an gördüm. siz de sonuçta mutlaka babanıza olan düşkünüz. Değil mi? Babacıydınız de değil mi? Ben evet. Bir de tabii ben size şunu çok dikkat ediyorum. Çok güzel fitsiniz. Her zaman, her görüyoruz. Böyle nasıl başarıyorsunuz bunu? Mutlaka herkes de bunu soruyordur. Şu an kilo almaya çalışıyorum. Yani 50 kiloyum ama zorluyorum yani bir şey, kilo almaya çalışıyorum. Bence o psikoloji, kilo almaya çalıştığım zaman kilo alamıyorum. Kilo vermek istediğim zaman da ister istemez kilo veriyorum. O yüzden şimdi 2 haftadır bir bayağı bir yemek yiyorum bir şey, kilo almak için, ama olmuyor. Spor yapıyorum çok. Yani haftada 5 kez spor yapıyorum. Spor yaptığım için belki de. Yani öğünlerimi arttırmam gerekiyor kilo almak için. Çünkü ben bir öğünü yiyorum, spor yapıyorum, o yediğimi yakmış oluyorum. Aslında üstüne koymam gerekiyor. O dengeyi oturtamadım da. Çünkü kilo almaya çalışan Ender Yok, ben bir iki kilo istiyorum. Herkes vermeye çalışıyor, siz almaya evet, çalışıyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz peki kilo almak için? Neler yiyorsunuz? Hamur işi hiç yemiyordum. Şimdi o makarna yemeye başladım, pilav yemeye başladım. Tatlı çikolata yine yemiyorum çok. O selülit falan yapmasın diye onu yemiyorum. Ama öğünlerimi büyütüyorum, porsiyonlarımı büyütüyorum. Ya yani köfte seviyorum ben, çok köfte. Ev yemeği çok seviyorum. İşte nohut, mercimek yemeği, kuru fasulye çok seviyorum. Ya yani sulu yemek daha çok seviyorum. Evet. Peki bir de şunu sorayım size. Oyunculuğu özlediniz mi? Oyunculuk... Ya 3 sene öncesine kadar evet, özlüyordum. Hala tabii çok güzel anılar, hep söylüyorum, bir kana girdiği zaman unutulmuyor. Keyifli vakit geçirdim tabii ki. Çok güzel anılarım oldu. Güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım oldu. Özlememek mümkün değil tabii ki ama şu an ailemdeyim yani. Peki mesela hani hiç acaba dur ben teklif falan geliyor mu size ya da oyuncuk mağdurunda? Teklif geldiği oluyor. Yani şu an bir şey söyleyeyim. Ama geri çeviriyorsunuz. Ha? Öyle mi? Tabii ki. Görmediğinize göre. Geri çevirmiş oluyorum. İstemeden de olsa mı yoksa değil yoksa... Yok ya şu an farklı yani çocuklar hakikaten, çocuk olunca çok farklı oluyor. Yani belki eşim bu sektörde olsaydı bir şekilde hani onu dengeleyebilirdik ama o bu sektörde olmadığı için benim de bir yerde dengeyi doğru tutmam gerektiği için yani tercihim aile tarafı. Evlilik biraz fedakarlık gerektiriyor galiba değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrardan. İyi günler diliyorum.